Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Beyond Köftesi'nin kaçıncı bölüm olduğunu unuttum. Sanırım 48 olması lazım. Evet, hangi bölümse o bölümüne hoş geldiniz ve şuraya bir tane daha yerleştirdim, unuttum. Ve gördüğünüz gibi RF makinelerini de buraya yerleştirdim. Ve şurayı da şu şekilde ve şu şekilde yaptım. Ve bu arkadaşlar da burada. Ancak bir problemimiz var. Enerji bize yetmiyor. O yüzden şimdilik mavi odaya bir işlev daha koyacağız bu arada. Ve şu arkadaşı craft ettim. Tabi Osmium Stone'umuzun azıcık içine ettiği gibi bir detay söz konusu. Ama dert değil. Osmium'u üreteceğiz eninde sonunda. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu da Chrome'dan yapılıyor. Ve Tungsten Cable. Neden bu versiyonu yaptın diye soracak olursanız cevap basit. It's more efficient. Eğer burada Nakua dah diye aratırsak %80 %80 %100. Evet, sebebi yeterince anlaşılmıştır diye umuyorum. Şimdi reaktörümüzü nereye yerleştirebiliriz? Reaktörümüzü bence tam olarak şuraya yerleştirebiliriz. Peki bu reaktör neyle çalışıyor? Ya, tabii reaktörü çalıştırmak için önce bir dünyaya gitmem gerekecek çünkü lag. Evet. Ve bir adet de ölüm zımbırtım var. Evet, son güncellemede bunlar böyle oldu. Ayrıca şunları da şuraya da cloud koydum. Ve ayrıca neden sürekli karşı tarafın koptuğunu buldum. Şuralarda Endrion'un zımbırtıları vardı. Onlar problem çıkartıyormuş. Bu da öldüğümde yukarıda spawn olduğum için. Evet, siz bayağı gerekeceksiniz. Evet. Bakalım şurada Nakua dah taslarımız ne durumda? Tamam, güzel. Şimdi sevgili, nasıl seni burada tutmayalım, seni direkt şunu da tutalım. Ve bana Canning Machine'im var mı? Yok. Tabii ki de. O yüzden bir adet Medium Voltage Canning Machine craft edeceğiz. Neden Medium Voltage? Çünkü Medium Voltage daha ucuzuma geldi. Dedi zengin adam. Evet. Medium voltage machine. Ha, bu sıkıntı. Nelerin eksik? Nelerin eksik değil ki. Rubber ring, screw ve rotor. Rotorda bronze plate ve şu rotora tekrar bir bakalım. Tamam. Evet, extruder. Gel. Bolt. Ardından plate. Tamamdır, screw'larımız hazır. Bu arada rubber'larım da bayağı bir ezildi, yok oldu. Time pipe değil. Ring. Evet, ring lazım. Hızlı davran.
Şimdi derken bir diğer arkadaşımız ise bu. En ayılt kapı değil, normal kapı istiyorum. Tabii ki de. Ve alüminyum rod. İkili benden hızlı davrandı bu sefer. Tamamdır. Tamamdır. Motor yokmuş başka. O zımbırtısını hatırlayınca. Ardından small pipe mi istiyordum? Evet, yok, normal pipe istiyordu. O yüzden üç tane steel ingot. Normal pipe. Ve voila. Just we are going to use our epicness. Bir adet de Transformer tabii ki de. Transformer'ları ben dünyada unuttum. Harikayım. Transformer. Hatta siz şöyle gelin. Neden burada duruyorsunuz? Mini-network'ümüzde yeterince yer var. Hatta size göstereceğim birazdan. Yani neyse gösteremedim ama yukarıdaki 6 driver'ı da 64K storage'la değiştirdim. Şimdi bir adet de wrench. Ve Advanced Scanning Machine. Tamamdır. Hiçbir şey patlamadığına göre güzel gidiyoruz. Ve ardından bize neydin sen? Scuba helmet. Rubber hazmat. Evet. Ve ardından sel. Bakalım bu olmadan yok. O riski şu an almak istemiyorum. Bu arada şunun yerini daha az riskli bir yere taşısam daha güzel olabilir. Şurası daha makul ciddi anlamda. Evet. Ne kadar reaktörümüzü de oraya taşıyoruz. Ve Night Vision olmadan burası fazla karanlık değil mi? Bakalım herhangi bir etki olacak mı? Hayır, olmadı. Tabii ki de dan dan dan. Artık bu arkadaşımız EU üretiyor. Evet. Neyse bunu daha sonra taşırız. O esnada bize başka ne gerekiyor? Tabii ki de bolca Transformer. Yani ne bekliyordunuz ki? Ama bir güzel nokta daha söz konusu. Aklıma gelmedi şu anda güzel nokta. Evet geldi.
P2P tanımlar. Senden bir tane daha gelsin. Start. Pardon, sen gel ve... Evet, tabii ki de her zamanki gibi videonun ortasındaki mesajımız gelsin. Ve sen gel. Evet. Ve... Bir adet daha normal kill. Aslında bunu aşağıdan yollamamız daha makul. Bunun işte neden bu şekilde oluyor? Ve bunu EU moduna getirip ardından Nakoda cable'larla. Bu arada evet, Nakoda cable kullanıyoruz. Normalde battery buffer kullanmayı planladığım için 16 16 amper taşıyanlarından yaptım. Fakat gerek kalmadı ona. Evet. Ve bunu buradan dolaştırıyoruz tamamen. Amelilik yapıp. Evet. Kanal aktarıyor olman lazım senin. Device missing channel. Aktarmıyormuş. Şimdi. Device missing channel. Device online. Device missing channel. Device missing channel. Şuradan taşıyalım. Bağlım şimdi. Device missing channel hala. Fazla ilginç. Sadece şuna bağlansın. Devam etsin canım. İlginç. Neyse. Ardından şunu alalım. Yok. Tabii önce şunu yapmamız lazım. EU moduna ayarlamamız lazım bunu. Ve onu kabloyu koymadan önce yapmamız gerekiyordu. Evet, EU moduna ayarladık. Bu kablo buradan geçiyor. Ve ayarları kaydedelim. Tamamdır. Şimdi bize bolca abuk subuk transformer gerekecek. İlk olarak bu. Senin tungsten steel'in var mı? Tabii ki de var. Sekiz. Teşekkürler. Insane voltage. Tungsten cable. Böyle bir sekiz deney yardırak. Evet. Bu tam olarak benim yeni enerji üretim yöntemim. Kendisi. Gördüğünüz gibi 32.768 EU üreten bir canavar. Tik başı.
Ha, kısacası baya güzel bir upgrade yaşamış durumdayız. Evet. Bir adet 4x tungsten. Tabii ki de rubber. O 5 tane varmış. Evet. Sonra da Insane Voltage Machine Casing. Evet, tabii ki de önce senden daha fazla lazım. Onu unutmayalım. Ve Transformer'lara devam edelim. Insane Voltage Transformer. Teşekkürler. Ardından Extreme Voltage Transformer. Evet. Bu şekilde devam eden iğrenç bir süreç. Gördüğünüz gibi. Ama sonucu benim için aşırı derecede güzel bir sonuç olacak. Çünkü alüminyum kablom kalmayacak.2048 ve sadece bir adet high voltage transformer. Bir saniye onu da. Aa, zaten gerek yok. Şimdi hatırlayınca. Evet, şu arkadaş çıktı. Evet, gördüğünüz gibi çok da gerek yok ona. Evet, biraz buranın enerjisini keseceğiz. Bunu nereye, ne için koymuştum hatırlamıyorum bile. Evet, sen gel, sen gel, sen gel. Ardından French. Ranch dedim. Evet. Ranch'imiz tamam. Extreme Voltage Transformer. Biraz daha rubber. Şimdi Extreme Voltage Transformer buraya geliyor. Ardından ay yok pardon. Extreme Voltage Transformer bir üste geliyordu. Insane Voltage Transformer buraya geliyor. Silver Cable'ım var mı? Var. Ha yok. Silver Cable bunu kesmez. Alüminyum var mı? Alüminyum var. Bir bakalım. 2048'ler arasında en önemlisi hangisi? Alüminyum. Evet, alüminyum. Evet. Ve rubber.
Amper garantimiz olsun konu üzerine. Ve sen gel şöyle range. Adına sen şu memory'yi oku. Ve hiçbir şey patlamadı, yaşasın. Evet. Peki teselim yeterli enerji var mı? Ne yapabiliriz? Daha fazla alüminyum kablo. Ve diğer tarafa bakalım. Ne kadar reaktörümüz de çalışıyor. Hiçbir şeyi tınlamadan galiba. Ya da dur. Sen bu enerji aktarıyor mu? Houston, we have a problem. Server oyun göçtü. Evet, internette biraz araştırmanın ardından maalesef şu arkadaşların hiçbir işe yaramadığını öğrendim. Yani bunun anlamı elveda dünya. Kavga ki zaten bağlanmamış bile. Şimdi wrench gel. Wire cutter gel. Tabii ben şundan çıkıp şuna geçsem daha güzel olabilir. Evet. Oradan da sen gel. Extreme voltage transformer. Insane voltage transformer. Aslında şu yönden gitse çok daha güzel sonuçlar oluşabilir. O yüzden rubber. Ve sen değil sen. Daha fazla Nakodah cable'a ihtiyacım olacak. Dur. Conduit. Sevgili conduitler. Tamamdır. Yukarının enerjisini de geri verdik. Evet, herhangi bir boom sesi duymadığımıza göre ve hatta makinelerimiz çalışmaya devam ettiğine göre evet, buradaki enerji de azalmaya başladı tabii ki de. Huhu. Evet. Arkadaşlar, en azından burası için yeni enerji sistemimiz hazır. Ve beraberinde bir arkadaşımız da şuraya taşınacak. Artık sen oradan değil.
Buradan besleneceksin. Evet. Hatta ve hatta Networking Tool. Evet. Gayet güzel enerjisini alıyor. Enerji problemimiz baya güzel bir ölçüde çözüldü. Karşı taraf RF beslemesi de güzel bir yönde yeri çözülecek. Hatta onun üstüne çalışmaya başlayalım. O da ve consumer. Bayağı ucuzmuş aslında. Evet. O zaman ben bunu pardon, insane voltaj değil. Tamam. Low consumer. Tungsten plate. Tamam. Bu daha makul bir crafting. Ve ardından şurayı da tamir edelim. Ve sen de yerine geç player sensör. Evet. Whew. Kendimize güzel bir yepyeni enerji sistemi döşedik. Paşalar gibi enerji üretiyor kendisi. Ve buradan itibaren biraz şunu giymem gerekecek çünkü seller yine tekrar oyuna girdiğimde beni çarptı. Ardından şunlara geri girelim. Ve siz gidin. Evet, bölüm arası diğer makineleri de yerleştireceğim. French. Cable'lar neredeydiniz? Ha, Nakoda Cable. Ürettiğim normal Nakoda'ların tamamı şu an bu cable'lara gidecek. Diğerleri ise aslında böyle düşününce ben bunları düşük X'e geçirebilir miyim? Unpackager. Mantıklı bir yöntem gibi geldi bana. Evet, daha düşük düzeylisine çevirebilirim. O zaman 2x güzel olabilir mesela. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü Skift'in günler, iyi eğlenceler.